takip edebileceğiniz doğru örnekler bulduğunuz zaman, doğru tek çünkü, yani yanlış hep yılan gibi dolaşıyor, bir yerde patlıyor, kafasını eziyorlar ama doğru tek. Kimse sizin elinden tutup bir şey yapmanıza gerekmiyor. Kendiniz inanın, kendinize inanın ve doğru insanları takip edin. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sonrasında bir şekilde hak ediyorsanız önünüze o fırsatlar çıkmaya başlıyor. İnsan kendi fırsatlarını kendi yaratıyor hayatta. Benim en büyük inancım bu. İki şeyden bahsedelim. Bir spor jiu-jitsu, bir de MMA tarzı. Spor jiu-jitsu dediğim esasında vuruş olmadığı zaman. Vuruş olmadığı zaman hikaye basit. Çünkü kalçayı bloklamakla başlıyor bütün hikaye. Kalçayı bloklamak da rakibi ayakları kullandırmamak. Rakibin hamstringi ve quadriceps, yani ana kas grupları ne kadar kuvvetli ve kullanışlıysa adama o kadar imkan sağlıyor. Ben Emir'in ayakları kapalıyken, yani close guard'tayken, onu mümkün olduğu kadar geri çektiğimde artık tek kullanabileceği şey karın kasları ve kalçasının bir kısmı kalıyor. Onun için ilk başta spor jiu-jitsu'dan insanların bahsettiği şekilde konuşursak, ellerim aynı anda yürürken kalçam da aynı anda yürüyor. Okay? Dizimi no-gi'de arkasına koymama bile gerek yok. Gi'de yaptığınız gibi. Ellerimle aynı momentumu dizlerime veriyorum. Ellerimle aynı momentumu dizlerime verdiğim zaman zaten benim sırtım bacakların açılmasına sebep oluyor. Ve çapraza doğru gidiyorum. Neden çapraza doğru gidiyorum? Ayaklarının kilidini daha rahat açabilmek için. Çok ufak dayadığımı hissettim. Ellerimle giderken açtım. Bundan sonra bin tane şey var. Senin kullanım şeklinle alakalı. İster dirsekleri hemen içeri sokup yukarı gelip pressure pass'e başlayabilirsin. Pressure pass'te hiçbir zaman dizlerimi yere koymuyorum. El kafanın üstünde, bizim blade dediğimiz kısımla adamı hafif boğar şekilde, kafam hiçbir zaman rakibi geçmiyor. Bu noktadan sonra kalçayı kaldırıyorum ve sadece tavana bakıp adamın benim boğuşumdan kurtulması için bacaklarını itmesini bekliyorum. MMA ile spor jiu-jitsu'nun farkı şu. MMA'de adama her zaman baskıyı yedirip vuruşlarla bezdirmeniz lazım. Ama spor jiu-jitsu'da hikaye o değil. Süratinizi, knee slice, underhook'lar önemli. Çünkü adamı daha çok kontrol etmek. Buradan benim her zaman tercih ettiğim ilk başta sol eli bloklayıp underhook'u yakalayıp aşağı doğru step'imi edip bütün ağırlığımla underhook'umu, knee slice'ımı tamamlamak. Knee slice'ı hiçbir zaman dizi, ayağımı yere basıyorum ama dizi yere basmıyorum. Dizi yere bastığım andan itibaren kalçamın kuvvetini kullanamıyorum. Bunu yakaladım. Şimdi side kontrola geçtiğim andan itibaren adamın defansıyla birlikte scoop vesaire her türlü ona guardını recover etme imkanı veriyoruz. Onun için dizimin yere değdiğini anladığım noktada chipped underhook ve pressure pass'e dönüyorum. İki tane çok basit olarak, bir tanesi pressure pass, bir tanesi knee slice şeklinde. Knee slice'ın diğer bir şeyi de genelde bizim jiu-jitsu'da efsane insanlardan bir tanesidir, Rodolfo. Onun pass'ini çok severim. O da demin anlattığım gibi baskıyı her zaman rakibin üstünde bırakıyor. Yani geri gidip dizini içeri soktuğu zaman adamı tam tersi ters tarafa götürüyor. Ters tarafa götürürken amacım dizimi full açıp onun dizine ve kalçasına baskı yapmak. Baskıyı tamamladıktan sonra bu el zaten otomatik underhook'ta kalıyor. Ve geçmeye çalışmıyorum. Crossface üstüne gelip omuzumla yüklenmeye başlıyorum. Omuzuma yüklenmeye geldiğim zaman rakibin yapacağı en kötü şey ayaklarımı tek ayağımı yakalamaya çalışmak, kitlemek. Hiç problem değil. Bırakıyorum kitlesin. Sağ ayağımı üstüne koyuyorum. Omuzumla birlikte basarken kafamı yere denge için yerleştiriyorum. Dizimi çıkartıyorum. İster sol ayağınla hook'unu takıp mount'a geçebilirsin. İstersen aynı hareketten
sol tarafa yine knee slide yapıp adamı aynı şekilde bloklamaya devam edebiliriz. MMA'de çok basit bir mantık var. Benim vuruşu kullanıyor olmam benim için bir avantaj. Ama onun için de aynı zamanda kollarını kullanmadığım sürece çok basit vuruşlar benim dengemi bozması açısından, knockout etmesi açısından değil, dengemi bozması açısından çok avantaj. Ben buradan kim ne derse desin, yukarıdaki leverage ile aşağıdaki leverage aynı değil. Ama adam eğer benim sadece kalçamı kontrol edip spor jiu-jitsu'daki gibi geçmeye çalışırsa, ben bu adamı çekerken her türlü yumruk ve dirsek kullanarak adamı rahatsız edebilirim. O yüzden ben ne yapacağım yukarıdaki adam olarak? Çok fazla MMA'dan bahsetmesem de yurt dışında antrenmanlarını sevdiğim için bizim genelde Leo ile veya Leandro ile drilllediğimiz, dünyada da bayağı ünlü adamların var olduğu kamplarda yaptığımız bir şey var. Bir, her zaman MMA'de elini içeri koyuyor, dirseğini buraya koyuyor. O zaman adam ne yapıyor? İki eliyle buraya yükleniyor, dirseği alıyor, kalçasıyla beraber kapanı wrist lock. Üstüne geliyor ve wrist lock'a götürüyor. Adam kalçaya ellerini koyduğu an, ben onu beklerim. Niçin beklerim? Biraz daha sıkı yapsın. Hele ki, aynen bunu çok kullanmışlar burada. Dirseği alırım, bunu yakalarım ve bileğini wrist lock. Özellikle eldiven varsa kaçırması da zor olur. Blokluyorum ama bicepslerden, avucumun içi bicepsleri dolduracak şekilde. İki, geri yürüyüş veya bazen adamın özelliklerine göre kafamı dayayarak direkt kızak iter gibi üstüne geliyorum adamı. Bu noktada burada vakit kaybetmiyorum. Çünkü neden? Benim vuruş avantajım var. Yüklenip 1-2 vurduğunuz zaman zaten otomatikman adam mecbur açacak. İki tane yerine vuruyorsunuz. Bir çenesine, bir tam karın boşluğuna. En büyük benim aklımdaki düşünce ayaklarımı korumak. Neden? Genelde böyle durumlarda iyi adamlar ayağa kalkıp diyorum ya, bu strike'ı yese bile, yani bir surata iki karın boşluğuna yese bile dönüp ayağa saldırmaya ve iki hook'lara başlıyor. Onun için burada adamı blokladım, geri kaçtım, tek amacım dizlerimi arkasında tutup bir elim kalçaya geliyor, iki neden elim kalçaya geliyor, bu adam olur ki scramble'a girerse çok rahat bir şekilde de ayaklarını uzaklaştırayım diye. İstediği kadar ayağımı tutsun. Ayağımı tutmaksında hiçbir sakınca yok. Benim bütün amacım ayakları uzaklaştırmak. Ayak ve kalça gelmediği sürece, çünkü leg lock veya herhangi bir foot lock veya knee bar hiçbir bana karşı atak gerçekleşmiyor. Ve kendi özellikle ellerimle birlikte ayaklarımı neyle koruyorum? Dizlerimle. Okay. Yani aynı güreşiyor gibi. Benim dizlerim, dirseklerim, ellerim benim koruyucu noktam. Adamın ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Adamı sadece pass'ten sonra uzaklaştırmaya çalışıyorum. Bir, iki, üstüne yüklendim. Dizlerim arkasında bum bum açtım. Leg drag ve adamı hemen uzaklaştırıyorum. Onun için spor jiu-jitsu'yla MMA aynı gözükse de iki farklı spor olarak bakılması lazım. Yani iki farklı spor dediğim strateji anlamında. MMA sporu zor bir spor. Yurt dışında bayağı rakiplerle karşılaşabileceğiniz ve artık para olduğu için de rakiplerle karşılaşırken kolay olmayacak bir spor. Daha çok yeni Türkiye'de tabii. Genç arkadaşlarımız, bayağı kabiliyetli çocuklar da var. Özellikle videoları seyrettiğim zaman genç arkadaşlar hani ilerisi için ümit verici insanlar. Ama burada iş bence çocuklardan önce hocalara düşüyor.
Bu sporlar hiçbir zaman ego yapılacak sporlar değil. Çünkü minder sporu olduğu için mindere çıktığınız andan itibaren doğruyu maalesef görmeniz 5 dakikayı alıyor. Onun için durmadan gelişmek en önemli şey. Bu hocaların tarafına düşen şey. Yani gidip doğru bilgiyi bulup çocuklarına aktarmaya çalışsınlar. Kalan taraf, eğer hocalar doğruyu yaparsa, altyapıyı oluşturabilirlerse kendilerinde, çocuklar için zor olmayacak. Çünkü çocuklar sadece kabiliyet diye bir şeye hiçbir zaman inanmıyorum ben. Özellikle bizim sporlarda. Doğru antrenman, doğru beslenme, doğru uyku ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Bütün hikaye bu.